Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Onunla beraber inşallah sizlerle beraber olacağız. Takriben bir saat kadar. Kendisi ünvan olarak Sidi İzzet abi derler ona. Çok Risale-i Nurları ezber bildiğinden dolayı ona Sidi ünvanı verilmiş. Takriben 12-13 saat Risale-i Nur'lardan ezber okur ve Türkiye'nin çok yerlerinde zaman zaman ziyaretlerde bulunur ve gençlerin hususen şevkini artırmak için ezberden okuduğu nurlarla hakikaten gençlere şevk unsuru oluyor. O yönüyle de bugün tabi misafirimiz olduğu için dedik sizlerle de bir beraber olsun ve o güzel ezberlerini sizlerle de paylaşsın. Malumunuz tabi Risale-i Nurlar bu asırda Kur'an'ın manevi bir mucizesidir. Kur'an'ın bu asrın anlayışına uygun harika bir dersidir. Manevi bir tefsirdir. Yani Kur'an'ın bütün o sır ve esrarlarını en kemaliyle ifade eden bir tefsir olduğundan dolayı gönülden gönüle böyle tesir ediyor. Ve Kur'an'ın pek çok hafızları olduğu gibi her yaşta, çocuk yaşında, gençlerde, efendim yaşlılarda yeniden yeniye Kur'an'ı ezberleyenler olduğu gibi bu asırda da hakikati halde Kur'an'ı tam ayna olan ve bütün feyiz ve nurunu Kur'an'dan alan ve bu asırda Kur'an'ın bütün o mucizevi güzelliklerini, yönlerini kendi içinde bulunduran Risale-i Nur tefsirlerinde de aynı manayı görüyoruz. Yani Risale-i Nur'u okuyanlar içerisinde de gerek çocukların içerisinde, gençlerin içerisinde, yaşlıların içerisinde yeniden yeniye taze bir şevkle böyle saatlerce ezberleyenler var. Ve hafızalar o Kur'an'ın o güzelliğini ifade eden nurları da gayet güzel bir şekilde içine alabiliyor. Ve hakikaten yani nasıl maddi gıdalar ihtiyaç nispetinde insan yiyebilir, istifade edebilir. Belli bir şeyden sonra insanda ülfet olur. Ve o ülfetten sonra da insan istifade edemiyor. Ama manevi gıdaları öyle değil. Manevi gıdaları insan istifade ettikçe, okudukça insanın aklı, kalbi, ruhu ondan lezzet alıyor ve istifade ediyor. Onun için nurlarda o manevi usanmamak hali vardır. Manevi lezzet alma hali vardır. Öyle ki işte bugün misafirimiz bir numune olarak size gösterecek ki 12-13 saat ezberini muhafaza ediyor ve şu yaşıyla her gün yeniden yeni yerleri ezberliyor. Evet İzzet abi ifade ettiğin tarzda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün inşallah sizlerden böyle ezber Risale-i Nurları dinleyeceğiz. İfade ettim 12-13 saat ezberiniz var. Elhamdülillah. Ondan dolayı da size Sidi İzzet diyorlar. Sidi İzzet abimiz. Onun için inşallah bugün sizlerden isterseniz programımızı üçe ayıralım. Bir, olur. Ezberlediğiniz imani hakikatlardan bir parça dinleyelim. Sonra tahlillerden mesela bir parça dinleyelim. Bir de Hazreti Üstad'ı ifade eden güzel şiirler de biliyorum ki ezberinizde var. Onlardan dinleyeceğiz. Evet abi buyurun isterseniz. Evet. Hayırlı akşamlar. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür olsun ki bizleri Risale-i Nur gibi muazzam hakikatlarla tanıştırmış. Cenab-ı Hak yaşamak nasip etsin. Ömrünün sonuna kadar okumak, yaşamak, ihlasla hizmet etmek bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize nasip etsin inşallah. Abdullah Latif abim dediği gibi şükürler olsun. İhsan-ı ilahi. Nereden okuyalım? Abdullah Latif abi. Haşir Risalesi'nden bir parça okuyabilir. Veya 20. mektup da olabilir. Mesela olur. Kelimelerden. Olabilir. Evet. Hayır isterseniz. Evet. Ama benim en çok hoşuma giden 9. hakikattir. İsterseniz buyurun okuyalım abi, buyurun. Güzel olur. Allah razı olsun. Çünkü üstadımız Haşir Risalesi için diyor, İbn-i Sina gibi dahiler bile akıl buna yol bulamaz, bu nakli bir meseledir diyorlar. Ama üstadımız Hazreti Bediüzzaman iki kere iki dört eder derecesinde avam lisanıyla herkese izah ispat ediyor. Evet. Biz de onun bir bölümünü okuyalım inşallah. Buyurun, çok güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. 9. hakikat Bab-ı İhya ve İmatedir. İsmi Hayy-i Kayyum'un muhyi ve mumitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden bu ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade
envai mahlukatı haşir ve neşretmekle kudretini gösteren, bu haşir ve neşir içinde nihayet derece karışık ve ihtilat içinde nihayet derece imtiyaz ve tefrik ile ihatay ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşni vaad edip ibadının enzarını saadet-i ebediye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip emir ve iradesi idaresine döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap itaz ederek her şeyi ona yardımcı ve musahhar kılmakla insana bu derece ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin. Haşri yapmasın veya yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkeme-i Kübra'yı açamasın. Cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, bu alemin mutasarrıf zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruh-i zeminde Haşr-i Ekber'in ve meydan-ı kıyametin pek çok emsallerini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle Haşr-i Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envanı kemal-i intizam ve mizan ile haşredip neşrediyor. Bütün otların, ağaçların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkasına ayniyet derecesinde bir misliyet suretle icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar, değil mi? Elimize aldığımız zaman belki fark edemeyiz. Menekşe hangisi, papatya hangisi, lale hangisi? Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmış iken kemal-i imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Acaba hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata hiçbir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin. Beşeri bir sayhayla haşredemesin. Haşa. Acaba mucizluma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin ayrı ayrı kitabı bir tek sayfede karıştırmaksızın yanlışsız, galatsız, sihipsiz hepsini beraber gayet güzel bir tarzda bir saat zarfında hafızasından yazarsa 300 binini bir saat zarfında hafızasından yazarsa, sonra biri sana dese o katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş kitabını bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut bir sultan-ı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi misafirine daveti misafirin yoluna konmuş geçemiyorlar. Biri sana dese o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat yeniden bir günde bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış taburları toplar, taburlar nizam altına girerler. Sen desen ki yapamaz ve inanmam, ne derece divanece hareket ettiğini sen de anlarsın. İşte şu üç temsili fehmettin ise bak, nakkaş-ı ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yazın yeşil yaprağını açıp ruh-i arzın sayfasında
hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envanı kudret ve kader kalemiyle, kudret ve kader kalemiyle ehsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Teşkilce, suretçe birbirine ayrı hiç açmaz. Ya. Yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip yerleştiren muhafaza eden zat-ı hakimi hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder Allah denilir Allah. Mi? Hem kürre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren zat-ı kadir, ahirete giden misafirlerin yolunda şu koca arzı nasıl kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını bütün cesetlerinin taburlarında zerratı emri kün feykün ile derc edip yerleştiren ordular icat eden zat Zülcelal tabur misal cesedin altına girmekle birbirle tanışan zerratı asliyesini ve eczai esasiyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen kürre-i arzın her devrinde, her asrında, hatta gece ve gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada, bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal olacak ne kadar nakışlar yaptığını görüyorsun. Hatta eğer sen kendi hayalen 1000 sene evvel farz edip sonra zamanın iki cenahı olan maziyle müstakbeli karşılaştırsan asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar misalleri, numuneleri, işaretleri gördüğün halde haşr-ı cismani akıldan uzak gördük istibad etmekle inkar etsen ne derece divanece hareket ettiğini sen de anlarsın. Değil mi? Kendi diyor hayalen 1000 sene evvel farz et. Ya. Sonra zamanın iki ucu olan, iki cenahı olan maziyle müstakbeli karşılaştır. Asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Ya, ya, ya. Sonra bu kadar misalleri, numuneleri, işaretleri gördüğün halde haşr-ı cismani akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen Allah Allah. Ne derece divanece hareket ettiğini sen de anlarsın. İşte bak ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikata dair ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zâlike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu azim. El asıl haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktezi ise her şeydir. Evet, haşre engel, mani hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak kudretli hata ediyor, ilmi hata ediyor, kudreti yeter, söz vermiştir, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, asfiya, ulema, hepsi haber veriyorlar, bütün semavi kitapla haber veriyorlar. Yani biz istiyoruz, Cenab-ı Hak istiyor, neden olmasın? Ya. Yani haşre mani hiçbir şey yoktur. Muhtezi. Muhtezi ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden, şu koca dünyamızı arzımızı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara ısındırıcı, ışık verici bir lamba eden ve seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem sermedi bir saltanatı ve bu derece muazzam ve ihatalı bir rububiyeti elbette yalnız böyle geçici, ya, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz umur dünyasına kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, ona layık daimi, berkarar başka, baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırıyor ve oraya davet ediyor ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı negire ashabı, bütün kulubu münevvere aktabı, bütün ukulu nurani erbabı şehadet ediyorlar. Ve müttefikan
haber veriyorlar. Ve mükerreren pek kuvveti vaat ve pek şiddeti tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihette celali kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise hulful vaat yani Allah cenneti söz vermiş, o sözü yerine getirmemesi mümkün olabilir mi? Demek ki mümkün değil. Hulful vaad ise evet. Cenab-ı Hakk'ın celali kutsiyetine yanaşamaz. Yanaşamaz. Evet. Hulful vaid ise hulful yani, vaid yani cehennemle tehdit edip ya yerine getirmemesi. Yani evet. Ehli küfre de cehennemi vaat etmiş. Evet. Eğer itaat etmezseniz, evet. iman etmezseniz sizi evet. de cehenneme atacağım. Ona da evet. hulful vaid deniliyor. Ya yerine getirmemiş. Evet. Ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır, ya, af ve kabil değil. Evet, küfür mevcudatın kıymetli iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden bütün mevcudata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esma-i inkar olduğundan bütün esma-i ilahiye karşı bir tezyif Allah Allah. Ve mevcudatın vahdaniyete şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabul liyakat kalmaz. Ya. Hem bir zulmü azimdir ki yani küfür büyük bir zulümdür ki bütün mevcudatın ve bütün esma-i ilahinin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafirin hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. Af edilmemesini gerektirir. İnne şirke le zulmün azim bu mana ifade eder. Evet, küfür demek ki büyük bir zulümdür. Cenab-ı Hak küfrü şirki affetmem diyor. İnne şirke le zulmün azim bu mana ifade ediyor. Kadir-i mutlak ise acizler münezzeh ve mukaddestir. Şahitler mühbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde şu meselenin esasında kemali ittifak ile müttehittirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her bir nev beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Allah Allah. Bu haçlı bize haber veren peygamberler, müceddidler, müştehitler bunlar sıradan insanlar değildir. Her biri nev-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkanlarına müreccahtır. Değil mi? Evet, İki tane ehli ihtisas binlerce ihtisası olmayana tercih edilir. Ve ihbarda iki müsbit ispat eden binler mümkün inkarını içe atarlar. Mesela Ramazan hilalının subutunu ispat eden ihbar eden iki, ispat eden iki kişi binler münkirin inkarını içe atarlar. Elasıl dünyada bundan daha doğru bir haber. Allahu ekber. Daha sağlam bir dava. Maşallah. Daha zahir bir akat olamaz. Ya. Demek şüphesiz dünya bir mezradır. Mezradır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Ya. Cennet ve cehennem ise maşallah. Birer mahzendirler. Demek ki cennet evet. ve cehennem mahzen. Evet. Kaynaktırlar. Evet. Demek ki dünyada değil mi İzzet abi Nur Risalelerinde belki oralar da sizin ezberinizde olabilir. Yani Cenab-ı Hak kainatın hamurunu zaten zıtlıklarla yoğurmuş değil mi? Mesela evet. hayır, şer, güzel, çirkin, evet. iman, küfür, nur, nar, hidayet, dalalet değil mi? Mesela evet. ziya, zulmet, hayır, şer gibi evet. mesela bütün zıtlıklarla dünya böyle yoğrulmuş, dünyanın evet. hamuru. Demek ki bu dünyanın nihayetinde bütün hayırlar, güzellikler, iman, nurlar, güzel kokular, evet. hidayetler cennete akacak. Şüphesiz ama evet. bütün çirkinlikler, zulmetler, küfürler, pis kokular, kötü insanlar, zulümler, şerler de cehenneme yağacak. Yani her birisi bir havuz gibi yani. Evet. Bu yönüyle maşallah İzzet abi Haşir Risalesi'nin en can alıcı hakikatiydi hakikaten. 9. hakikat. Yani sanki Hazreti Üstad bu 9. hakikatta bütün haşirle alakalı mevzuları orada bir araya getirmiş gibi evet. görünüyor değil mi abi? Yani hakikaten evet. insan bu 9. hakikati dinlediğinde yani hayalin böyle bir haşir risalesini veya işte haşirle alakalı işaret-ül icazdaki bölümleri
veya işte meyve risalesi gibi pek çok yerlerde ifade edilen haşir mevzularını böyle sanki üstadımız süzmüş bir çekirdek gibi 9. hakikatta bir araya getirmiş. İzzet abi, siz bu tarz böyle güzel pasajları ezberlerken zorlanıyor musunuz? Nasıl ezberliyorsunuz böyle 12-13 saat? Böyle kısaca bize bir bahsetseniz, bir ara vermiş olalım böyle ezbere yani. Evet. Allah razı olsun. Tabii men talebe ve cedde ve cedde. Evet. İhlasla kim ne isterse Allah verir. Aynen. İnsanı en ziyade tahrik eden meraktır diyor ya. Hazreti Üstad, Hazreti Bediüzzaman'ımız. Şimdi benim de elhamdülillah böyle bir merakım var. Yani bu 9. hakikati bilhassa mesela sonradan ezberledim. Ama bana öyle bir his hakim oldu ki bu 9. hakikati eğer ben ezberlersem cevap vermeyeceğim hiçbir şey kalmaz. Maşallah. Yani ben neden şimdiye kadar bu 9. hakikati ezberlememişim? Kendi kendime böyle hayflanıyordum. Bu neden en sona kalmış diye böyle üzülüyordum. Ama elhamdülillah onu ezberledik. Ondan sonra 1., 2., 3. hakikatleri ezberledik. Yani benim ezberim bir kitabı baştan sona ezberlemek değil de en çok bana tesir eden yerlerden başlıyorum ben. Hoşuna giden, zevk aldığın, elhamdülillah, böyle senin ruhuna adeta manevi ilaç gibi olan, evet, bahislere, evet, değil mi? Evet, evet. Bir daha bir mesela Haşir Risalesi'nde hususen bu 9. hakikatta hakikaten mesela üstadım mesela dikkat ettiyseniz haşirle alakalı diyor Kur'an'ın hemen hemen 3'ten birisi diyor, evet, haşirden bahseder, evet, ahiretten bahseder. Yani tevhidden sonra nur risalelerinde de Kur'an'da da en çok nazara verilen mana haşirdir. Yani demek ki bir insan yani haşre tam iman etse aslında sosyal hayat kendiliğinden düzelir. Şüphesiz haşre öyle. Tam iman eden bir insan yalan söyleyemez. Söyleyemez. Haşre tam iman eden bir insan hileci olamaz. Olamaz. Kimseyi kandıramaz, zulmedemez, zalim olmaz yani. Evet. Onun için demek ki tevhidden sonra, evet, tevhid Allah'a iman etmektir. Ama, evet, bir insan haşir mevzusunu güzel anladığı vakit o zaman attığı adımını da dikkatli bir şekilde atmış oluyor. Yani biliyor ki her adımının, her amelinin, her fiilinin mutlaka bir karşılığı olacak. Dolayısıyla, evet, yani Kur'an'da en önemli yani tevhidden sonra nazara verilen haşir olduğu gibi, evet, nur risalelerinde de onu görüyoruz. Fakat nur risalelerinde bu haşirle alakalı izah edilen mevzuların içerisinde de haşir risalesinde en can alıcı nokta bu okuduğunuz yerdir. Öyle mi? Aynen, hakikaten öyle. Yani insan onu okuyunca mest oluyor. Yani okumasına doyamıyor. Zaten sizler de o kadar mest olmuşsunuz ki onu ezberlemek yani durumunda kalmışsınız. Risale-i Nur'da çok değişik bir özellik var. Nasıl ki Kur'an-ı Azimüşşan 3 yaşındaki çocuklardan tutalım 80 yaşına kadar yaşlı dedelere kadar herkes ezberleyebiliyor. Risale-i Nur da Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olduğu için, bu asırdaki dersi olduğu için elhamdülillah rahatlıkla ezberlenebiliyor. Ben bunu elhamdülillah yaşıyorum zaten. Bir de bunu samimiyetimle söylüyorum. Bazı yerleri belki 500 sefer okumuşum, maşallah, belki 1000 sefer okumuşum ama her okuduğumda ayrı bir lezzet alıyorum. Maşallah. Yani hele hele bazen seher vaktinde yazın, sabah namazından önce böyle tek başıma okuduğum zaman avluda böyle Allah Allah ya diyorum, bunda bu var mıydı ya? Yani bunu ben çok okudum ama o feyzi o zaman alıyorum böyle. Yani çok hayret ediyorum. Risale'nin öyle bir özellik var. Zaten evet, abi seher vakitlerinde bambaşka bir vakittir. Hani hatırlarsınız 18. sözün son kısmında bir beyit var. Evet. Diyor seherlerde eser badi tecelli, uyan ey kalbim vakti seherde, seherdir ehli zembin tevbegahı, günahkar insanların tövbesinin de kabul olunduğu zamandır. Bir de nur risalelerinde sizin de ifade ettiğiniz tarzda en güzel istifade ne zaman olur biliyor musunuz abi? Üstadın, evet, nazara verdiği nur risalelerindeki bu marifetullah feyizleri ve nurları diyor ki dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden diyor tam tecerrüd ile o feyizler ve nurlar gelebilir. Yani, evet, demek ki bir insan bazen böyle zihnini safileştirip böyle dünyevi meşguliyetlerden biraz kendini kenara çekse, evet, biraz zihnen, fikren safileşse nurlar o zaman ona tam açılır. O zaman da tam hakikaten bir feyiz, bir nur, bir lezzet okuduğundan da alabilir. Elhamdülillah. İzzet abi böyle dedik ya böyle birinci parçayı siz haşirden okudunuz. Evet. İsterseniz reşhalar sizin hafızanızda mı abi reşhalar? Var birkaç reşha da peygamberimizle aleyhissalatü vesselam alakalı. Olur. Bir iki reşha, bir de Mucizat-ı Ahmedi'nin bir de bir iki mucize ona ekleseniz. Olur. Ondan sonra biraz tahlillerden üstadla alakalı birkaç
Evet. Pasaj sizden dinleyelim. Sonunda olur. Da böyle bir şiir dinleriz sizden. İnşallah. Evet abi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 19. söz Risalet-i Ahmediye dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti velakin medahtu makaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Evet. Şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşatı tazamun eden 14. lemanın 1. reşası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli marif var. Biri şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalelerinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayeti kübrası olan Hatem-i Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi ikinci Burhan-ı Natıhi olan Hatem-i Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız ve dinlemeliyiz. Demek üstadımız diyor önce onu tanıyalım. Tanıttan sonra da dinleyelim. İşaretle icazda da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilgili bir yere geçerken hani min kablike kelimesi var ya, bunda 5 maksat var diyor. 1- Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Resul'dur. 2- Ekmelur Resul'dur. En büyük peygamber. 3- Hatemül Enbiya'dır. En son peygamberdir. 4- Risaleti Âmmedir. Onun peygamberliği sadece bir zamana, bir beldeye, bir kavme münhasır değildir. Kıyamete kadar bütün cin ve insi cihan şumuldur. Yani 5- Onun şeriatı ondan önceki şeriatların mahasini içinde cami ile onların nasihidir. Maşallah. Yani İslamiyet, İslamiyet'teki önceki bütün dillerin güzelliklerini içinde derc etmekle onları yürürlükten kaldırmıştır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam ismini duyan, hak peygamber olarak kendisine tebliğ eden bir kişinin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi lazım. Evet. Demek şimdi ikinci Burhan-ı Natıkı olan, konuşan delil olan Hatem-ül Enbiya aleyhisselatü vesselam'ı tanımalıyız ve dinlemeliyiz. Evet, o Burhan'ın şahsi manevisine bak. Allahu Ekber. Üstadımız maddi şahsından önce manevi şahsiyetini nazarımıza veriyor. O Burhan'ın şahsi manevisine bak. Sat arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, o bürhani bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep, bir halka-i zikrin serzakiri. Allahu Ekber. Bütün enbiya hayat tar kökleri, bütün evliya tarafet dar semereleri, bir şecere-i nuranidir ki, her bir davasını mucizelerine istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik ederek imza ediyorlar. Zira o La ilahe illallah der. Dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarda saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakkine tekt ederler. Hangi ve min haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit eden bir müddaya parmak karıştırsınız. Evet. İkinci reşa. Sekizinci reşayı okuyalım abi. Sekiz. Evet. Sekizinci reşa. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmetle ancak dami kaldırabilir. Halbuki şu zat büyük ve çok adetleri hem büyük kavimlerden zahiri küçük bir himmetle küçük bir kuvvetle az bir zamanda ref edip yerlerine öyle secayayı aliye ki dem ve damarlarına karışmış derecede vaz ve tespit ediyor. Onun gibi pek çok nurani icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretul Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydin yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler,
100 sene çalışsınlar. Allah Allah. Acaba o zatın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zamana nispeten bir senede yaptığının 100'den birisi yapabilirler mi? Yapamazlar. Üçü de okuyalım. Üç çok hoşuma gidiyor. Güzel, üçüncü reşa, eğer ister isen gel asr-ı saadete ceziretül araba gideriz. Hayalen olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde mucizluma bir kitap, lisanında hakayık aşina bir hitap, bütün beni beşere, belki cin ve ins ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muammay acimanesini hal ve şer edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fethi ve keşfederek bütün alemden sorulan ve bütün okulu, bütün akılları hayret içinde meşgul eden üç müşkil müthiş suali azim olan Allah Allah. Yani bütün akılları hayret içinde meşgul eden üç tane müthiş müşkil sual. Ne bunlar? Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Suallerine mukni, makbul cevap veriyor. Maşallah. Aleyhisselatü Vesselam. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa da var mı abi şeyinizde? Okuyalım. Hafızanızda. Maşallah. Üstadımız demek ki abi bu reşhalarla bizi hayalen ta asr-ı saadete götürüyor. Ceziletül Arab'a götürüyor. Elhamdülillah. Hayalen olsun Peygamberimizin o dönemdeki icraatlarını hayalen bizi gezdiriyor. Elhamdülillah. Ve hakikaten o Arap Yarımadası'nda Peygamberimizden önce ne kadar insanlar böyle kabalaşmıştı, ne kadar vahşileşmişti. Evet. Nasıl insani vasıflarını hep kaybetmişlerdi. Evet. Ama Peygamberimiz o çorak arazilerde taş gibi olan o fıtratlardan nasıl fazilet ve kemalat örneği olan insanlar yetiştirdi. Değil mi? Yani demek ki bütün o evliyalar, bütün o sahabeler Peygamberimizin nübüvvet ağacının taze meyveleri gibi. Tarafetler semereleri. Evet. Hala o ağacın canlı ve hay olduğunun numuneleri var. İşte bir tanesi İzzet abimiz. Değil mi? Elhamdülillah. Hazreti Peygamber'den layık eylesin. Hazreti Peygamber'den 1400 sene sonra gelmesine rağmen İşte onun aşkıyla, onun muhabbetiyle, onunla alakalı, onun vasfını ifade eden nur risalelerini ezber biliyor elhamdülillah. Bir de Peygamberimizin yine zatında bir araya gelen o güzel mucizelerinden de bir dinleyelim. Hatta Hazreti Üstad o sayfa için altın ve elmas ile yazılsa layıktır. Niye? Çünkü Hazreti Peygamberimizin mucizeleriyle dolu o sayfa. Evet, abi buyurun. Evet. Evet. Sabıkan bahsi geçmiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi ve mâ remeyte iz remeyte sırrıyla aynı avucunda küçük taş ve toprak düşmana bomba ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi ve inşakkel kamer nasıyla aynı avucun parmağıyla kamerin iki parça etmesi ve aynı el çeşme gibi 10 parmağından suyun akması ve bir orduya içilmesi ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudreti ilahi olduğunu gösterir. Allah Allah. Güya ahbab içinde o elin avucu küçücük bir zikirhane-i sübhanidir ki küçücük taşlar da içine girse zikir ve tesbih ederler. Ya. Ve adaya karşı, düşmana karşı küçük bir cephane-i rabbanidir ki taş ve toprak da içine girse düşmana bomba ve gülü olur. Ve hastalara ve yaralılara karşı küçük bir eczane-i rahmanidir ki hangi derde temas etse derman bulur. Ve celalle kalktı vakit kameri parçalayıp kab-ı kavsen şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit ab-ı kevseraktan 10 musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne geçer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa maşallah, o zatın Halık-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu, bu elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Elbette ki anlaşılır. Evet. Ya Erhamer Rahimin, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hürmetine bizler onun şefaat namazı amin, hariyle amin, sünnet-i seyyid itibarına muvaffak amin, eyle amin. Dar-ı saadette
onun aile hesabına bizleri komşu eyle. Amin diyoruz. Yani hakikaten İzzet abi tabi hem güzel pasajları ezberlemişsiniz hem de yani Hazreti Peygamber'in manevi şahsiyeti herhalde bu kadar güzel ifade edilebilir değil mi? Peygamberimizin bir tek eli bu kadar eğer mucizata mazhar ve medar olsa. Evet. Elbette ki o zatın Halık-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasına ne kadar sadık olduğu. Ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar oldukları. Bedahat derecesinde anlaşılmaz mı? Anlaşılmaz. Yani mesela derim ki siyer kitaplarının çoğusunu okuyoruz. Peygamberimizin evet. mucizelerini mesela. Anlatıyor ama o mucizelerin neticesinde bizim nasıl bir ders almamız gerektiğini yani oradan bir ders çıkarıp bir öz manasında evet. bir hulasa komprime manasında bize bir ders vermiyor. Yani evet. sadece anlatıp geçiyor. Ama evet. dikkat ettiyseniz Hazreti Üstad'ın öyle değil. Yani oradan bu sefer ders çıkarıyor. Yani Peygamberimizin bir elinde eğer bu kadar mucize varsa evet. elbette ki Allah ona kıymet vermiş. Allah ona değer vermiş. Şüphesine. Allah onu seviyor. Yani. Dolayısıyla ona ittiba edenleri de seviyor. Onlara evet. da değer verecek. Evet. Ve evet. onlar da bahtiyar olacak. Allah bizi o bahtiyarlardan etsin. Amin. Şimdi İzzet evet, abi evet, vaktimiz amin. De yavaş yavaş azalıyor. Evet. Şimdi siz herhalde bu yakın zamanda Cevşen de ezberlemişsiniz. İsteriz ki bir pasaj da sonunda bir Cevşen de sizden dinleyelim. Ama Cevşen'den önce Hazreti Üstad'ı güzel tavsif eden bir şiir herhalde ezber biliyorsunuz. Yani Bahriyeliler'den okumayalım mı? Abi vaktimiz yok. Vaktimiz yok o bahtiyar şiirden. Bir ihtiyar var okuyalım istersen. Ya. Abi çok biraz seviyorum. O zaman hızlıca bir parça okuyalım. Buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihi hayattan. Said Nur ve talebeleri, bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat o ayrılıkta bir gayrılık yok. Hepsi bir şey inanmış. Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a, onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına, Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadete hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Abla Latif abi bu yüzleri nur paragrafını okuyunca, cümlesini okuyunca iki tane hadis-i şerif var. Yani çok böyle Peygamberimiz Aleyhisselam müjdelediği bazı bahtiyarları anlatırken onların diyor yüzleri nurdur. Onlar nur üzerindedirler. Allah Allah. İnsanlar korktuğunda onlar korkmazlar. İnsanlar üzüldüğünde onlar üzülmezler. Haberiniz olsun ki Allah'ın dostları üzerinde hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Yine ikinci hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiram içinde buyuruyor. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ashab soruyor. Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Resulullah aleyhissalatü vesselam, sizler benim ashabımsınız. Onlar ahir zamanda gelecek. Nur yiyecek, nur içecek, nur konuşacaklar. Nurdan hanelerde oturacaklar. Bilmiyorum onlar mı bana daha yakın? Yahut siz mi buyuruyor? Allah 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 bizi Allah bizleri bu bahtiyarlarına yesin inşallah. Amin inşallah. Evet demek Said Nur ve talebeni seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun karar sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Said Nur, 3 devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar, 3 devir. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu 3 devir, büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Allah Allah. Yalnız bir adam var, o ayakta, şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam o 3 devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Üstadın bir karış toprağı yok. Allah demiş, peygamber demiş.
Başka bir şey dememiş. Başı Ağrı'dağa kadar dik. Hiçbir zalim onu eğememiş. Hiçbir alim onu yenememiş. Üstadımız İstanbul'da, değil mi? Odasının evet. Üstüne çüleva yazıyor. Her soruya cevap verilir ama ben kimseye soru sormam. Hudri meydan. Yani evet. Hiçbir zalim üstadım. Peygamberimiz ona o şekilde emrediyor değil mi? Ümmetimden evet. Sual sormamak kaydıyla evet. Sana ilmi Kur'an verilecek. Evet. Ha, evet. Demek ki Hazreti Peygamber'in bu manada ona emri olmuş. Ümmetinden evet. Sual sormayacaksın ama bu şartla sana ilmi Kur'an veriliyor. Evet. Onun evet. için dediğiniz tarzda odasının kapısında var. Her evet. müşkül halledilir. Her suale cevap verir ama hiç sual sorulmaz. Hiçbir zalim üstadın İzzet abi oraya geçmeden şu anda mesela üstad vefat etmiş. Üstadın nur risalelerinde de her sualin cevabını orada bulabilir miyiz sizce? Elhamdülillah. Vardır abi. Bulabiliriz değil mi? Vardır. Yani yaşayan evet. Said olarak nur risalelerini görmemiz mümkün. Zaten Hazreti Üstad öyle ifade eder. Evet. Hem şimdi anlıyorum ki eskiden bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Evet. Emaneten ve ariyeten bana verilmişti. Evet. Şimdi gerçek sahibi olan Risale-i Nur'a verildi. Evet. Demek ki gerçek yaşayan Bediüzzaman Risale-i Nur'dur. Şüphesiz. Onun için Risale-i Nur'u ciddi okusak inşallah suallerimizin cevabını buluruz. Evet. Zaten Üstadımız yani devamlı kendini çekiyor, Risale-i Nur'a nazara veriyor. Evet. Yani evet. devamlı öyle. Yani benimle görüşmek isteyen Risale-i Nur'u okusa 10 sefer, 20 sefer daha fazla istifade yani, eder diye ibareleri vardı üstadımızın. Evet. Şimdi bir arkadaşımız vardı. Yani elhamla diyor. Bizim hocamız cebimizde. Risale-i Nur'u açıyoruz. Her yerde bizi elhamla irşad ediyor. Bize ders veriyor. Evet. Demek ki üstad, Serdem Geçti öyle diyor. Hiçbir zalim onu eğememiş kafasını, hiçbir alim onu yenememiş. Hayalar gibi çetin müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka, işte Said Nur. Allah Allah. Divani harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için hazırlanan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. Kur'an-ı Hakim'de, Ali İmran suresinde mealen, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur Sidde tecelli etmiştir. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayata hakir gördüğü için değil mi Sokrat değil mi? Bir fikir uğruna hayata hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Çünkü onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemeden mahkeme sürüklendi. Mahkum iken bile hükmediyordu. O hapishaneden hapishane atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde birer medrese-i Yusufi oldu. Said Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesi karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim selim müminler, hayırlı birer vatandaşlar haline geldiler. 3-4 adamı doğrayanlar üstadla tanışınca risaleler okuyunca tahta bitini öldürmekten çekiniyor, üstada soruyor. Yani daha devam ediyor ama. Evet, isterseniz abi vaktimiz de epey bir azaldı. O şiirden bir dinleyelim sizden. Üstad'la güzel bir şiir var sizin hafızanızda. Ne kadar böyle tatlı bir şekilde o şiirde Hazreti Üstad'la ifade ediliyor. Dinleyelim abi onu da ondan sonra programımızı evet, bitiririz. Rahmetli birinci abinin yazdığı şiirdir. Evet, evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bir üstad tanıyorum o da Bediüzzaman. Bir üstad tanıyorum en büyük bir kahraman. Bir üstad tanıyorum asrın vekili ancak. La ilahe illallah elinde tuttuğu sancak. Bir üstad tanıyorum imandan bir kaledir. Bir üstad tanıyorum nurlardan bir haledir. Bir üstad tanıyorum imanı dalga dalga. Tard eder vesveseyi şüphe bırakmaz akla. Bir üstad tanıyorum zulme boyun eğmemiş. Bir üstad tanıyorum hiçbir taviz vermemiş. Bir üstad tanıyorum cihan şumul mücahit. Bir üstad tanıyorum içiyle dışı sait. Bir üstad tanıyorum güneşler kadar yüksek. Hak söyler ne söylerse bütün sözleri gerçek. Bir üstad tanıyorum gözlerinden nur saçar.
bir üstattan diyorum, kafirler ondan kaçar. Bir üstattan diyorum, şefkatin timsalidir. Bir üstattan diyorum, imanın misalidir. Bir üstattan diyorum, ıslah etmiş nefsini, bir asırlık ömründe kısmadı nefesini. Bir üstattan diyorum, cevherdir bütün sözü. Risale-i cevher, elhamdülillah. Cevherdir bütün sözü. Allah, Kur'an, peygamber davasının en özü. Bir üstattan diyorum, ilan etti tevhidi. Kahretti zalimleri, yere serdi mülhidi. Bir üstattan diyorum, küfrü mutlakı kırdı. Karanlık gönüllere imanın nuru girdi. Bir üstattan diyorum, cihana meydan okur. Yazdığı eserleri milyonlarca insan okur. Bir üstattan diyorum, tek korkusu Allah'tan. Yılmadı bu dünyada ne atomdan silahtan. Bir üstattan diyorum, dünya zevkini bilmez. Allah Allah. Zindana atanlara ve dua bile etmez. Bir üstattan diyorum, mücehhezdir imanla. Hizmet etti daimi davasını Kur'an'la. Bir üstattan diyorum, nurdandır bütün yolu. Varisi peygamberi Hakk'ın en sadık kulu. Bir üstattan diyorum, yoktur cihanda eşi. Son asrın müştehidi, insanlığın güneşi. Bir üstattan diyorum, kalplerde mektep kurdu. Kütle kütle insanlar onun safında durdu. Bir üstattan diyorum, her hali müstakimdir. Tek biricik gayesi sırat-ı müstakimdir. Bir üstattan diyorum, canileri çevirmiş. Kalplerinden çıkarıp putlarını devirmiş. Bir üstattan diyorum, Allah demiş, Hak demiş. Bir üstattan diyorum, şanı dünyayı tutmuş. Bir üstattan diyorum, ilham kaynağı Kur'an. İlham kaynağı Kur'an. Dostu da düşmanı da cümlesi ona hayran. Bir üstattan diyorum, Allah'ın çok sevdiği mübarek bir kuludur. Gittiği yol Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, peygamberimizin yoludur. Bir üstattan diyorum, ilmi muhit bir deniz. Dar gelir tefekküre koskocaman küremiz. Bir üstattan diyorum, bahri ummandan derin. Kutlu olsun üstadım bu mübarek zaferin. Bir üstattan diyorum, harikalar asrında bir iki yıldan sonra bu cihat meydanında mematı hayatından hizmet ediyor zahir. Son asrın son vekili, son müceddit, en ahir. Cenab-ı Hak bizi bu büyük üstadın yolundan ayırmasın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun İzzet abi. Cenab-ı Hak emsallerinizi de çoğaltsın. Amin. Tabii siz gerçekten gençliğe bu yönüyle güzel örneksiniz. İnşallah nice gençler. Benim bir vaadim var. Nice gençler. Beni geçenlere bir külliyat hediye edeceğim. Maşallah. Gençlere buradan sesleniyorum bak. Öyle mi abi? Yani bütün Türkiye'ye sesleniyorsun burada. Yani hodri meydan diyorsun. 12, beni geçenlere 13... bir külliyat hediye. Maşallah. Elhamdülillah. Demek ki bu yönüyle inşallah abi. Geçerler. İnşallah hafızamızın zekatı olarak Kur'an'dan ezberlemek, Kur'an'ın manalarını, nur risalelerini ezberlemek, Cevşen'den bir parça ezberlemek, hadis-i şerifleri ezberlemek, hafızamızın zekatı gibi. Size tabi yaşınız kaç abi sizin? Abi işte 52'ye 50. yeni girdik. Maşallah bakın evet. 52 yaşına gelen bir İzzet abi hala bir genç gibi nur risalelerini ezberleme gayreti içerisinde. Demek ki hani böyle atalarımız demişler ya, çalışan demir paslanmaz. Demek ki aynı bizim hafızamız da, zekamız da, kabiliyetlerimiz de inşallah Kur'an'la, Kur'an'ın hakikatlarıyla, bu manevi nurlarla inşallah meşgul ola ola o hafızalar demek ki ihtiyar olmuyor. O hafızalar gittikçe böyle tazeleniyor, gençleşiyor ve o tazeliği hakikaten İzzet abide görmek mümkün. Cenab-ı Hak nice İzzet abiler gibi, İzzet abi gibi böyle gençleri bu tarzda nur risaleleri ezberlemede muvaffak etsin diyelim. Amin. İnşallah Allah bizi layık eylesin. Amin, amin. Son ana kadar ihlasla istemesin. Bizim duamız budur. Amin, amin. Yeter inşallah ki bu hizmete bulunalım. İnşallah. Bu inşallah ahir zamanda. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam var ya, men temeseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felev ecrümiyeti şehit. Fesadi ümmetim zamanında ya. Kim benim sünnetime temessük etse 100 şehit, 100 şehidin sevabını ekmeği kazanabilir. Elhamdülillah. O zaman bu zamanda hizmet çok ehemmiyetlidir. Demek ki bu asırda İzzet abi, evet abi, nurun dairesi içerisinde bu Kur'ani hakikatlarla meşgul olup iman Kur'an hizmetinde inşallah bulunmak, Hazreti Peygamber'in hedef olarak gösterdiği o 100 şehit sevabını Allah'ın izniyle
kazanabiliriz. Bir de nurun dairesi içerisinde. Hazreti Üstad'ın çok güzel bir tabiri var. Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak. Cennet gibi güzel, saadet-i ebediye gibi şirindir. Cenab-ı Hak kalbimizde, ruhumuzda, vicdanımızda bu maneviyatın zevkini hissetmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Programımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.